Değerliler, reşit olduğunuzu görmek mutlandırdı bizi. Hakiki tahdit sistemin kültüdür ve siz sizde tahditlisiniz. Şeytan şarkı okusa da şarkının kelamda ilmi hepimizin kervanıdır. Ya siz bizse, bizse yoğunlukta kodlayıcı olan? Peki biz bizden başkasında mıyız ki sistemden çekip çıkalım da kelamdan kırılıp kontroldan ayrışalım? Yaradan tını tohumlayandır. Yaratan yarattığında yaratılır dediğimiz işte budur. Tını tohumladığınız anda bir suyu olursunuz. Aklın kalemi sizsiniz. Yasaları koyan, yasaları tohumlarla kodlayan ve o yasaları herkeste kayıtlayan sizsiniz. Ve siz kelam ettikçe yaşam kodlanır. Kelam mutlaktır ve hepimizin hakiki tahditsizliğidir. İşte canlılar, yazı yazmanın amacı yaşamları kodlamaktır. Eğer yazmadan yaşarsanız aşkın sırrı olamaz yüreğinizde ve yolu bulamazsınız. Yazmak nedir? Halik olmaktır. Yaşamdır, yaratmaktır. Ama yazan yazdığını hakiki tahditsizlikle kodlamadıkça o yazının hiçbir anlamı yoktur. Yolcu ölüyü diriltmeye iner yaşama. Yolu kodlar ama o yolcu kontrol kurduğu zaman kodlanış mutlakiyeti kodlattırır. Sığlık biter yüreğinizde o zaman ve siz sizi size dinleyebilirsiniz. Ağırı hafifletebildiğiniz zaman mutlu olursunuz. Eğer siz elimle kontrol kurduğunuzu anlarsanız şafağınız aşkınıza kodlanmış olur. Yüksek bir gönüldür ilim. Yok mudur ilmin kulluğu, muktediriyeti? İnsanın Kur'an'ından öte bir kulluk mu vardır? İmparatorluğun gücünden öte bir güç müsünüz ki siz? Bir sui olup mutlak olup kontrol kurduk diyemediniz. Canlarım siz biz siz değil miyiz? Haliki hakta tahdit insanın insanlığındaki hakikiyetin hakiki tahdididir ki biz sizi sizden size kodluyoruz şu anda. Yol Allah'ın yolu derler. Ölümüyüm ki Allah'ın yolunda olayım derim ben de. Ölen Allah yolu toprak toplumu olur. Ölü dirilmek için yol olur. Ya siz ölüyü dirilttinizse ne olacaksınız? Aşk olacaksınız. Ve Allah'ın ilmi siz olacaksınız. O zaman sizin yolunuz diye bir yol sizden size değil, İslam kalemlerinin ötesindeki kervandan kelama varan bir yol olacaktır. Peki canlarım, bana ruhsuz dediğini duydum bir canımızın. Dedi ki onun ruhu yok, otomatik konuşur. Yaptıklarına bakın onun. Otomatik dediğiniz nedir bilir misiniz? Ruhsal sahranın kodlayıcılığıdır. Eğer siz o ruhsal sahraya varmışsanız orada mutlaksınız ve her anda kodlanmışsınız. Ve siz sistem, nizam ve düzensiniz. İşte o zaman siz otomatik değil, mutlakiyetin tekniğiyle kodlanmış olan ilmi dillersiniz. Buna otomatik dillenişten öte mutlakiyetle dilleniş demek gerekir. Şeytan şarkı okusa da aşk sahasında ilim insan oldukça her şey mutlaktır canlarım. Sura üfürdüler ya, hani nerede insanlıkta? Peki sur ilim miydi yoksa kelam kaleminde diriliği kodlayan mıydı? Yeri kodlarken iyi anlayın. İmparatorluğun gücü değiliz biz orada. Şarkılar, türküler halindeyiz sadece. Sadece sesler olarak meknuz olan bir yoğunluğu tohumluyoruz. Ve bedeniniz lekeli ise yasalar kodlanmadıkça yüreğimizle, sizin yüceliğinizle ölüler diyanında ölüsünüz sistemsizler, ölüsünüz. Ve biz deriz ki yeni dünya gücü devreye girdi bugün canlar. Biz bu güce ilim kalemindeki o yoğunluktan öte bir yoğunluğu kodladık. Biz bu güce çorba yapan güç de dedik. Ama biz bu güce
nesillerin kulluğunda teknik tahdissizlik diyelim. Hadi buyurun yeni konuyu seslendirelim. Teknik tahdissizlik. Yüceler teknik tahdissizlik. Yüceler cümlesine cemaat cevheri can olup indikçe biz bugün burada bu konuyu kodlayacağız. Ve bugün sura üfüren teknik tohum ilim olacak. Evimiz güçlü ve yücedir. Yolumuz mutluluktur. Yok edici hiç kimsenin bu meclise olamayacağı, olmayacağı kesindir. Ve etken ve hakim olan insanlık bütünün kök görevini kodlayacak. Tahditsizlikte hakiki tahditler olur ama tahdit teknik olarak kontrol kurar ve o kontrol kuran tahdit tahditsizliği tohumlar. Öyle bir döneme geçilir ki canlarım, evren evren türevlenen, tükenen, tüm zamanları kök görevle dinleyen ve muktedir olan her şey orada yarın olur ve yaşam olur. Vasi değildir yaşama gerek artık. Vesayet tamamen bitmiştir canlarım. Tüm insanlığın peygamberlik dönemi de sonlanmıştır. Peygamberlik vesayet döneminde olur. Ama artık tüm insanlık ergin ve hakim sahalar oluşturacak düzeye varmıştır. Erginleşme dönemi gerçek sahada kodlanmaya başlanmıştır. Tüme kült olmak budur canlarım. Şu andan itibaren yer kürenin gücü daha müthiş bir ışımaya geçecek. Yer kürenin gücünün ışıması sizleri ürkütmesin. Doğanın gücünün artmasıdır bu ama doğa sistemle kontrol altında olacak. Yeri yaratan, Allah'ın tınısını duyan insan, yer kürenin kültü yine insan ve bütünü göreve alan insan. Öyle bir görev taşıyacak ki insan her an kontrol edilebilir olacak ocağında. Çorba iyidir canlar, iyidir ama o çorbaya şafak olmamız gerekir. Halka halka geçişkenleşen ve genişleyen bir yücelikte mutlak olmamız gerekir. Öksüz kalmamalı yaşam ve bizler toprağa tohum olanlar, bütüne hizmet olanlar ve lekesiz kalanlar merdivenin en aşağısındayız ki tüm sahaları kodlayalım ve bütünün gücü olalım diye. Yığınları kontrol altında tutalım diye canlarım. Ekmeğiniz ekmekleri olsun tüm insanlığın. Yarınlarınız tüm insanlığın yarınları olsun. Şarkınız aşkınız olsun ve şafağınız olsun. Tüm insanlık için kontrol kursun o şafak. Ve biz siz olalım canlarım. İkmal tamamlanmıştır. Hepinizi kucaklıyoruz.